AK Parti'nin meclise sunmayı planladığı yerel yönetimler yasa taslağına göre mevcut durumda belediye başkanının talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla atanan Büyükşehir Belediye Genel Sekreterleri ve Genel Müdürleri, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla göreve başlayabilecek. Belediye başkanı ekibiyle gelip görev sonunda yine ekibiyle ayrılacak. Genel Sekreter mevcut durumda başkanın talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla atanıyor. Taslakta, genel sekreterler ve genel müdürlerin görev süreleri başkanın görev süresiyle sınırlıdır ifadesinin yer aldığı bir maddeyle başkanın ekibiyle gelip ekibiyle gitmesi öngörülüyor. Genel sekreterin Cumhurbaşkanı onayıyla atanabileceği de öngörüler arasında yer alıyor. Genel sekreterin yanı sıra genel müdürlerin de aynı şekilde atanması planlanıyor. Böylelikle başkanın görev süresinin bitmesi halinde ekibinin de görevi sona erecek. Mevcut durumda genel sekreter atamasında onay süresinde sınır bulunmazken yeni planlamayla süre sınırı da olabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığında yaptığı toplantıda başkanlar gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için taleplerini iletmişti. Taslakta 30 Büyükşehir Belediyesi'nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranları ile ilgili düzenleme de yer alıyor. Belediyeler arasındaki gelir adaletsizliğinin önüne geçmek için ortalamanın altında kalan 25 belediyenin vergi paylarının arttırılması planlanıyor. Listenin en başında sırasıyla Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum var. Bu 5 ilin aldığı payın baskılanacağı belirtiliyor. Mevcut düzenlemede bir ilin yüz ölçümü ve nüfus dağılımı daha az olmasına rağmen sanayi şehri olduğu için bütçeden daha çok pay alabiliyor. Yeni düzenleme ile sanayi yerine nüfus dağılımı ve yüz ölçümüne bakılacak. Taslağa göre halkın sağlığı ve esenliğini ilgilendiren konularda belediyenin gereken adımı atmaması durumunda Valilik İl Koordinasyon Kurulu tarafından 3 gün içinde değerlendirme yapılıp aksayan hizmeti valilik üstlenecek.